Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM iletişimde iPhone XS ekran değişimi yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi kutunun içinde ekranı kırık, alttan darbe almış, baya bir ezilmiş aşağıya doğru, böyle bildiğiniz alta doğru ezilmiş. Gördüğünüz gibi şöyle ezilmiş, darbe almış iPhone XS ekran değişimi yapacağız hep beraber. Her zaman iPhone'da olduğu gibi alttaki iki vidayı açıyoruz. Kenarlardan sıcak hava verdikten sonra plastik pena ile yavaş bir şekilde kenarlarını açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, vidaların boyutlarına, ebatlarına dikkat edelim. Vidaları söktüğümüz yere takalım. Aksi takdirde yanlış vidayı yanlış yere takarsak telefona ciddi zararlar verebiliriz. Onun için mutlaka söktüğümüz vidaların ebatlarına ve söktüğümüz yerlere dikkat edelim. Bak, gördüğünüz gibi bu vida diğerlerine göre, diğer vidalara göre biraz uzun ve büyük bir vida. Onun için özellikle dikkat edin, o vidayı buradan söktük, uzun vidayı. Soket vidalarından bir tanesi. Şimdi bu vidayı kısa olan yere, kısa vidaların olduğu yere takarsak bu uzun vidayı, anakarta kadar gider ve cihaza ciddi zararlar verebiliriz. Arkadaşlar, bir telefon tamir ederken her şeyden önce batarya soketini çıkartıyoruz. Cihazdan akımı kesiyoruz ki kısa devreyi önlemek için. Daha sonra sırasıyla diğer soketleri de yerinden çıkartıyoruz. Bu soketleri çıkartırken de özellikle plastik materyaller kullanmaya önem gösterelim arkadaşlar.
Şu anda ön sensör ve video mikrofonu, aynı zamanda kulaklığın olduğu parçayı çıkartıyoruz. Alttan yapışkanlığı olduğu için güzelce ısıttıktan sonra parçayı, gördüğünüz gibi mikrofon, video mikrofonu, ikinci mikrofon dediğimiz sensör ve kulaklık bu parçaya bağlı arkadaşlar. İç kulaklık ayizesi dediğimiz kulaklık. Evet, gördüğünüz gibi ekran bu şekilde komple değişmektedir arkadaşlar. Bu eski kırık ekran. Bu da yeni ekranımız. Şu anda sensörü yerine takıyoruz, sensör parçasını. Arkadaşlar, bu parçayı takarken çok hassas olalım. Aksi takdirde şu flexleri zarar verebiliriz veya koparabiliriz. Onun için dikkatli ve yavaş bir şekilde taktıktan sonra vidalarını yerine sıkıştırıyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi vidaların ebatlarına dikkat edelim. Uzun vidayı buraya takarsak ekranı anında kırabiliriz. Onun için mutlaka kısa vidayı doğru yere takalım. Bu arada iPhone XS'te bir şey dikkatimi çekti. Bataryası büyük ama hepsi tek parça halinde. Bu iPhone XS Max'te iki parçaydı usta. Hı hı. Aynı zamanda şeyde de öyle. X'te de öyle. X'te de iki tane bataryayı birleştirmiştiler. XS Max'te de, ama bunda tek batarya yapmışlar.
Bu işlemde ise batarya soketini en son takıyoruz arkadaşlar. Tüm soketleri taktıktan sonra batarya soketini en son yerine takıyoruz. Daha sonra soket kapağını, soketlerin kapağını taktıktan sonra sırasıyla vidaları yerine takıyoruz. Küçük vida, küçük vida, ve uzun vida, yani 5 tane vidanın ortasındaki vida uzun olacak. Çünkü bu uzun vidayı kısa vidanın yerine takarsak anakarta kadar gider ve cihaza ciddi zararlar verebilir. Onun için mutlaka kısa vidaları, kısa vidaların olduğu yere uzun vidaları, uzun vidanın yerine takalım. Son olarak garanti etiketini yapıştırıyoruz. Alttaki iki vidayı da taktıktan sonra ekranı deneyelim. Görüntü var mı yok mu? Çünkü cihaz ciddi darbe almıştı. Evet, cihazın şarjı boş. Bekleyelim açılsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iPhone XS ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak kutusuna da koyalım. Evet arkadaşlar, iPhone XS ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.